Sesi geliyor arkadan. Biliyor musun o şey? Ha. O dayı olabilir mi acaba ya? Ulan yayında adam öldü ya. Yayında ya, yayında gittim kalp atışı yaptım. Adam kollarımda kaburgasını kırdım adamın ya. Yayında lan, yayında. Lan. Ben de vardım değil mi? Bu Aa, yayında oldu değil mi? aynen, Barış'ta. aynen. Şaka gibi ya. Abi İhsan oyun oynuyordu. Bu beyin yakan oyunlardan biriydi gene. Bir kapı çaldı. Dedi ki ben dedi beyler bir üst kata çıkıyorum birazdan geleceğim dedi. Abi bir geldi İhsan. Ölü geldi Kanka yani. dedi İhsan gelmedi. adam öldü lan dedi. Oğlum ne oluyor lan falan dedim. Bir anlat be Ayşe. Abi adamın yanına çıkmış. Tamam mı Koray? Adam bir şey olmuş adama. Kalbimi durmuş. Bir şey olmuş. İhsan da Yardım evdeki ha istemiş işte aynen yanındaki evdeki kimse. Biliyorum, kadınlar ben de vardım. korkmuş ya, Bak dur, bak ben anlatayım kanka. Bak. Şimdi kardeşim ben oturuyorum, oyun oynuyorum zaten, tamam mı? Yayındayız. Kapı çaldı abi. Neyse açtım ben kapıyı, bir tane kadın. Bir şeyler diyor bana böyle. Eli sürekli böyle gel gel hareketi yapıyor. Tegele. Ağzım bir şeyler diyor yani bana. Ne dediğini anlayamıyorum amına koyayım kardeşim. Efendim diyorum, nereye geleyim diyorum. Hani ben o an hani şey düşünüyorum ben. Salak saçma şeyler düşünüyorum hani. Ulan karı yarağı mı azdı, ne yaptı? Ya Yani anlam. Oğlum dönüp küfür dururken hani, etmek. ama öyle bir şey yok yani. Hani hani öyle gel hareketleri var yani. Sonra böyle ben hani anlamamaz böyle anlayamayınca böyle daha çok telaş yaptı kadın. Ha o, ben dedim yani ciddi bir mevzu var. Hemen geldim içeri geçtim işte. Şeyi dedim falan. Yayına da dedim ben gidiyorum. Şuna bir bakayım kapı çaldı. Ben lazım. Neyse hemen iki yan daire. Abi kapısı açık. Girdim içeriye ben. Yaşlı bir tane dayı yatakta yatıyor. Nine var. O bir tane de, o da karşı komşularıymış. İçeri girdim ben. Ne oldu dedim. Ölüyor dediler. Nasıl ölüyor dedim. İşte hareket etmiyormuş. Kadın böyle bir hap arıyor. Etrafa bakıyor bir şeyler. Bir yandan da bir şeyler anlatıyor. Böyle, okey yaşlı. Abi geldim de gittim de çocukların dedi al dedim. Karı böyle. Teyze dedim teyze bir dur. Ben, oğlum bak şoka girdim ya ne yapacağımı bilmiyorum yani anladın mı hani. Baktım dayıya kalbine şey yapıyorum. Ulan yavaş yavaş gidiyor dayı. Kalbi böyle kalp ritmi gidiyor yani tamam mı? Abini ayaklarını kaldırdım boynunu dik tuttum sırt. Bildim bütün ilk yardım tekniklerini uyguladım. Ambulansı aradınız mı? Aramadık. Lan arasanıza. Beni çağıracağınıza önce bir ambulansı arayın ya. Neyse ambulans aradılar abi. O sırada dayı ben dayı böyle göğsüme yatırdım kanka tamam mı? Sap sarı ya dayı. Dayı gittikçe sararıyor. Nasıl sarı ama böyle hani çorabını böyle bir yerde ıslak unuttuğunda böyle sararır ya. Öyle sarı ya. Kanka. Kalpten de hiçbir şey alamıyorum. Tık tık hiçbir şey yok. Dedim öldü. Dedim. Ha, lan bak kanka bak oradaki şeyi düşün yani hayal et kanka. Hani sana bakıyorlar tamam mı? Hani işte üniversite öğrencisi hani biliyor bir şeyler hani bir şeyler yapsın. Öyle bir beklenti var. Hay lan ben de ne yapayım? Rez mi basacağım dayı ya? Ne yapabilirim ama? Elimden geleni yapıyorum ya anladın mı? 30 taş yok üstünde pezevenk. Sulukta yapmış. Neyse. Ben dedim buna göğüs masajı yapacağım. Ha bana göğüs masajı yap, göğüs masajı yap diyorlar tamam mı? Göğüs masajı yap, göğüs masajı yap. Ulan göğüs masajı öyle bir sandığınız gibi bir şey değil yani göğüs masajı. Ne sanıyorsunuz? Kaburgaları falan kırmamız lazım falan dedim ben. Hani dedim o şey kalbe dokunmamız lazım dedim. Bana böyle sürekli o Suriyeli kadın ne dediğini anlamıyorum eliyle göğüs masajı falan. Bir şey. Eli böyle göğüs masajı. Ya dedim yapamayız yaparsın yapamazsın. Kardeşim dayıyı yatırdım ben. Hafiften şöyle bir yüklendim. Kıtır kutur ses geldi kanka. Bak çok yaşlı zaten dayı. Ulan bu yataktan mı geldi bu kemik miydi derken şöyle bir düşündüm. Ulan dedim bu kaburga kırıldıktan sonra yaşasan ne olur yaşamasan.
Allah belamı versin. Bak. Allah belamı versin kanka. Kalbi yeniden atmaya başladı dayının. Hayata döndürdüm dayıyı. Oha. Vallahi billahi. Kalbi yeniden atmaya başladı kanka. Ondan sonra gene durdu. Dayı öldü. Ambulans geldi. Bunun bir tane pezevenk evladı varmış. Oruç çocuğu, babası şey. Oğlu varmış bunun, tamam mı? Bu oğlu amına koyayım abcuk kapçık hareketler yapıyor. Herhalde miras mı ne kalacak? Ölsün istiyor yani, anladın mı? Ölsün. Ambulans gelmiş. Ambulansında bu ATT'ler var ya, acil tıp teknisyenleri. İki tanesi kız, bir tanesi de böyle cılız bir oğlan. Taşıdıkları aletler de öküz gibi, tamam mı? Lan ben pencere aşağı bakıyorum lan, telaşlıyım lan dayı. Oğlum ölüyor lan adam, ölüyor amın. Ya daha ciddi. Kanka daha ciddi ne olabilir ya? Ne olabilir amına avradınız? Küfür etmek. Daha ne olabilir yani? Adam ölüyor lan. Bu çocuğun telefonu almış eline, ne oynuyor? Kendi Crash mı oynuyor? Ne oynuyor? Ne yapıyor olabilirsin ya? O an karıya mı yazıyor? Ne yazıyor? Allah'a mı yazıyor? Acil yardım. Ne yazıyor? Amına koyayım. Ben orada bana bir sinir sardı. Bir sinir sardı beni. Dedim ne yazıyorsun lan sen, kime yazıyorsun? İn dedim şunlara yardım et. Böyle ağır aletler taşıyorlar. Böyle şok cihazı ne bilmiyorum artık ne. Neyse aşağı indik. Kızın elinden aldım ben. Asansöre yükledim kanka, tamam mı? Yukarı çıkarttık. İçeri girdiler. Yataktan indirmemiz lazım. Yataktan indirdim. Ondan sonra siz çıkın. Çıktım ben. Ya ben şoktayım zaten ben daha. Girdim ben eve. Oturdum. Böyle ne oldu diyorlar. Anlatıyorum ben işte. Nesimi var bizim. Nesimi de bana demesin mi? Oha kırdın mı göz kafayı? Yarra yedin oğlum sen öldün. İşte öyle masaj mı yapılır salak herif? Bu da hemşire ya. Anlatıyor bana işte. Oğlum senin üstüne suç kalır. Şöyle olur böyle olur. Oğlum kalmaz saçmalama. İnsanın rengi oldu bembeyaz. Elleri titriyor. Yani onun böyle bir şey oldu. Sonra biraz sonra bir daha kapı çalındı benim. Neyse açtım kapıyı, gene Suriyeli karı dedim çekil. Girdim içeri, işte tekrar yatağa kaldıracağım. öldü. Yazık teyzem ağlıyor. Çok ben iptalim ya o gün. Oturdum işte. Chat'tekiler de böyle bir şey oldu. Barış dedi yayını kapat oğlum, yayını kapat. Yayın açık olduğunu ben unutmuşum zaten. Hayat belirtisi sende yoktu lan o ama. Geldiğinde bildiğin kanka, yüzün beyaz olduğu sesinden belliydi ya. Oğlum adam kollarımda ölüp gitti yani. Sonuçta bir can yani. Adam öldü. Oğluna var ya bir ayar oldu. Anasını avradını siktim. Ne yaptı ki lan? Kanka ya hareketlerini bir görsene. Ya babası ölsün istiyor herif. Anladın mı? Anladın mı ne demek istediğini? Miras mı kalacak artık? Ne olacak? Bir şey olacak. Adam ölsün istiyor yani. O kadar böyle hani ulan şunu yapmayayım da elinde olsa orada bıçak dürtecek yani, anladın mı? Aa bıçağı çarpmış falan diyecek yani. Öyle bir orospu. Ben girdim içeri. Aa bu da böyle bir hikaye. Nine hala aynı yerde oturuyor. Hani bir iki haftada bir falan yemek yiyor. Allah razı olsun. Hatta bu geçen gün fasulye getirmiş de tası kalmış. Ona da tahin pekmez yaptım. Bak iki kayıp vermem lazım Nine'ye. Of ne yaptım, yanaklarım ağrıdı ya. Aslında hiç gülünecek bir hikaye değil ama Allah işte Allah kanka. Affetsin. O an bak, o an var ya çok kötüydü ya. Ha şimdi ne bileyim. Bok yoluna gitti dayı, vuran çarpsın. Bir gün öncesinden de